İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 22 Eylül 2013 Pazar. Demek Pay dergisinin dördüncü sayısındaki Scratch uygulamasını inceleyeceğiz bugün. Dördüncü sayı bu. Bunu çift tıklayıp kaplandan şunu kapatıp buna tekrar geri döneyim. Bu sayıda şöyle bir bakalım. Eben and Liz the Interview. Raspberry Pi'ın yaratıcısı Cambridge Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Onunla ilgili interview'a bakarsınız derginin içinde. Şimdi contents bölümü bu şekil almış. Aşağıya doğru uzuyor ve ne olduğunu söylüyor. Scratch Patch bu sayıda 28. sayfadaymış. A Frogger-like game by Antilocuax diye birisinden. 28. sayfaya gidelim. Ben şöyle anladım bunu daha önce incelediğimde. Raspberry Pi kullanıcılarından birisi. Evet, aslında proje yine şeyde MIT'nin proje deposunda şey yapmış. Bir oyun yazmış, güzel bir oyun. Ben bunu yazdım, çok güzel çalışıyor, keyifli bir oyun. Şöyle bir kurbağa yapmış. Şurada gördüğünüz gibi bir nehir, iki tarafı yeşillik, çimen. Kurbağa karşıdan karşıya. Bu klasik bir oyundu, eskiden olan bir oyundu. Şu kütükler, bunlar kütük ağaçları nehir boyunca akıyorlar. Şu alttaki sıra sağa doğru akıyor. Üstteki sıra orta yani ortadaki sıra sola doğru. En üstteki sıra sağa doğru ya da tersi yani zıt yönlere akıyorlar. Kurbağamız burada kedicik görünüyor ama şu şöyle bir kurbağa yapmış. Daha güzelini yapmaya çalışacağız. Bu kütüklerin üzerine atlayıp diğer kütüğün üzerine atlayıp bunlar hareket halinde yalnız öyle bir zorluğu var. Sizin de kütükle birlikte hareket etmeniz lazım. Yani kütüğün üzerine çıktığınızda kütük sizi taşımıyor. Kütüğün gittiği tarafa doğru sağ oka basmanız gerekiyor. Sonra diğerini atlayıp amaç karşı kıyıya ulaşmak. Şimdi bunun kodu çok kısa, oldukça kolay bir program. Şöyle küçük parçalardan oluşuyor. Şöyle bir ana program var. Space'e basıldığında sol tuşa, sağ ok tuşuna, geri ok tuşuna basıldığı zaman yapılan işlemler var. Burada çok önemli yalnız bir şey var. Koordinatları kullanıyor. Yani bu bir koordinat sistemi var Scratch'in sahnesinde. O koordinat sistemini bilerek bunu yazmak lazım. Çünkü bakın x'leri, y'leri, x position, y position, x'i 10 eksilt, x'i 10 artır gibi şeyler var. 122 ile kıyaslanmış vesaire vesaire. Şimdi bu oyunu yapmadan önce benim çok uzun zamandır düşündüğüm, daha önce kendi yazdığım bir squash oyunu vardı. Ve o oyunun içinde başlangıçta koordinat sistemini tanıtan bir bölüm düşünmüştüm. Birkaç defa doldurma denemesi yaptım. Çok beğenmedim. Şimdi onu yapayım. Yani bu dördüncü sayıda tek program var, tek bir oyun var. Yani biz ikiye çıkaralım. Önce benim squash'ı bir inceleyelim. Bayağı uzun zaman oldu. Umarım yanlış hatırlamadan yapabilirim. Bundaki amaç şu olacak. Koordinat sistemini, şuradaki gördüğünüz sahnenin bir koordinat sistemi var. O da şöyle. Stage'e bastığınızda background sekmesi var burada gördüğünüz gibi. Background'a bastığınızda boş bir ekran var. Şurada da import'a bastığınızda 4 tane klasör var. Sports, Astro, Nature. Hep buralardan bir şeyler seçmiştik. Bir de şurada bakın X'ye grid var. Buna basıp OK dediğiniz zaman şu şeyi de silelim gereksiz olan beyazı. Burada gördüğünüz gibi X'ye koordinatları var. Bu koordinatları tanımaya çalışacağız. Bunun için ben tabii squash dersi için şöyle bir şey yaptım. Şeyi siliyorum. Sprite'ı yani kediciyi ve oyuna uygun olarak Things'ten top seçiyorum. Aşağıda bir yerde futbol yani soccer topu var. Onu koyuyorum buraya. Şimdi adım adım ilerleyelim. Öncelikle buraya bir tane top koyduk. 0.0'a yerleşti. Dikkat ederseniz 0 0 noktası yani x eşittir 0, y eşittir noktası tam orta. Şuradan Looks'tan Size var. Size'ı açıyorum. Bu topun daha doğrusu bu sprite'ın size'ı 100'müş. Ve çok büyük benim oyun için. Şöyle onu küçültüyorum. Bakın ben şurayı hatırlıyorsunuz. Küçültme ve büyütme düğmeleri var. Küçültme düğmesine basıp üzerine bastığımda gördüğünüz gibi 74'e kadar indi. 66, 64, 62, 40 yapmak istiyorum. Bakalım 40'ta tam duruyor mu? 40
41, 40. Evet, 40 oldu. Yani topun, buradaki topun çapı 40 olmuş oldu. Yuvarlak bir daire olduğuna göre. Bu lazım olacak bana. Şunu unutmayalım. Sprite size 40. Yarı çapı da 20. Bunu kullanacağız. Şimdi bu dördüncü, demek payın dördüncü bölümdeki oyunda da sıkça kullanılan motion bölümü var. Motion bölümünde mesela bir Goto XC var. Kontrolden yeşil bayrağı koyayım. Goto XC'nin anlamı şu. Sıfır, yani buraya X'e veya yazdığınız değere git. Şimdi bunu alıp şöyle şuraya bir yere koysam. Ha, bir de şuna bak, dikkat etmenizi istiyorum. Şurada X ve Y var. Bu X ve Y benim kursörün, yani bu ok tuşunun, imlecin bulunduğu yerin koordinatını söyler. Mesela tam ortada durayım, 0'a 0 gibi bir şey. Tam durduramadığım için 0. Evet, şimdi 0 0 yaptım. Sağ alt köşede X, Y'yi görüyorsunuz, 0. Sola doğru kaydığım zaman X'in negatife doğru gittiğini görüyorsunuz. Şöyle. Sağa doğru pozitif. Aşağı doğru inersem Y negatif. Yukarı doğru çıktığımda Y pozitif. Burada da değerler var zaten. Örneğin orta nokta X 0, Y 0. Yukarısı X 0, Y 180. Yani üst limitimiz 180. Alt limitimiz eksi 180. Sağ limitimiz X değeri 240. Sol limitimiz de eksi 240. Şimdi bunları bir tanımamız gerekiyor. Öncelikle 180'e 240'lık, daha doğrusu toplamda 360'a 480'lik bir alanımız var. Orijinin noktası da tam ortada. Buraları uzun uzun anlatıyorum. Bunlar önemli. Diğer uygulamalarda kullanacağımız şeyler. Şimdi ben ne yaptım? Bunu rastgele bir yere koydum. Şurada dursun. Ve Goto X'e 0-0. Yeşil bayrağı bastığım zaman boom, 0-0'a geldi. Peki şöyle yapsaydım. Bunu 100,0 deseydim, yeşil bayrağı basınca, bakın 100 burası, yüzer yüzer atlıyor, 100, 100, şurada 40 atlamış, 100. Yani şuradaki her bir kare 100'e 100'lük kare. Bunlar piksel anlamında, 100 piksel olarak kabul edebilirsiniz. Şöyle yapayım, bunu da 100 yapayım ve yeşil bayrağı basayım. X 100, Y 100 buraya geldi. Koordinat sistemini tanıdığınızı tahmin ediyorum. Burada da aynen geçerli. Bu squash oyununu yaptıktan sonra, kolay bir oyun, arka planı değiştireceğiz koordinatlarla işimiz bittiğinde. Şimdi şöyle bir şey yapsaydım ne olurdu, ona bakalım. Bir forever döngüsünün içine bunu koysaydım, yeşile bastığım zaman bakın ne oldu. Şimdi bu forever döngüsünde sürekli olarak Goto X'ye 0 virgül, pardon, 100 virgül 100 diyor ya. Bunu alıp ben başka bir yere bırakmaya kalkıştığımda o bom diye tekrar 100 virgül 100'e geliyor. Şunları eğer eksi 100 yaparsam x'i eksi, y'si artı ve aynı şey yine geçerli, oraya gidiyor. Peki şöyle bir şey yapsaydım, forever durdurayım. Bir tane değişken tanımlayayım. Make a variable. X artım veya x koordinat diyeyim. X chord ya olsun. Okey. Programın başında x chord 0 olsun. Ve burada şuraya x koordinatını koyayım. Ve x chord by change x chord by 1 ile x chord'u 1 arttırayım. Şimdi bastığım zaman ne olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir şey olacak. Bakın, y'si 100 ama x de artarak ilerliyor ve burada duruyor. Aslında x koord değerine baktığınız zaman değer büyüyor. Ama Scratch'in bir özelliği var. Sprite ekrandan kaybolup gitsin istenmiyor. Değer artsa bile bu sınıra gelip dayandığında orada kalıyor. Ne yaparsam yapayım artık oraya gidiyor. Kapatıyorum. Tekrar çalıştırdığımda buradan gitmeye başlayacak. Aynısını Y için de yapayım. Yeni bir Y koordinatı anlamında şöyle Y koord değişken yaptım. Bunu da sıfıra ayarladım.
ve change y chord 1 dedim. X'i 0'da şuraya da y chord koymam lazım. Bakın böylece koordinatların değişken yapmış oldum. 0'dan başlayacak. X'ini de 1 arttırarak ilerleyecek. Şöyle rastgele bir yere koyayım. Ne umarım? İkisi de 1 artacak olduğu için şöyle 45 derecede bu şekilde gidiyor olması lazım. Bakalım öyle mi olacak? Bastım. Evet öyle oluyor. 45 derece boyunca gidiyor. Yukarıdaki limite Y'de tavana değdiği için orada kalıyor. Sonra X'de kalıyor. Değerler hala artmaya devam ediyor burada gördüğünüz gibi. Çünkü program çalışıyor. Etrafındaki beyaz çerçeve onu gösteriyor. Ama kaybolmuyor. Şimdi biraz artık bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Şundan da bahsedeyim. Ne yapalım? Bakın. Şeyden başlasın. Eksi 100 koyayım. Eksi 100 x için. Y için de eksi 100 koyayım. Yani eksi 100 virgül eksi 100'den şuradan başlayacak hareketine. Her nerede olursa olsun. Çünkü İlk değerler onlar. Önce oraya zıplayacak ve oradan artımlarla birlikte böyle biraz öncekine benzer şekilde yukarı doğru gidecek. Şimdi evet tam da beklediğimiz işlemi yapıyor. Peki şöyle yapsaydım ne olurdu? Bunları 1 arttırmak yerine 3 arttırsam ve bassam. Bakın daha hızlı gidiyor. Durdurayım. 7 yapayım. 7 7 çok daha hızlı gidiyor. Yani bu artma bir nevi hız diyebiliriz. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Yeni değişkenler. X speed ve bir tane daha tanımlayayım. Y speed. Okay. Şimdi X speed ve Y speed'i set edeyim. Şuradan bunu X speed yapıyorum. Bir tane daha koyuyorum. Bunu da Y speed yapıyorum. Ve başlangıç için bize şimdilik 2 yeterli olsun. 2 hızı. Başlangıç noktası da neresi olsun? Yine 0,0 olsun. Ve artık hızları bu şekilde belirlediğime göre artımları x koordinatına artımına x speed'i koyuyorum. Y'nin artımına da y speed'i koyuyorum. Şimdi buradan şeyleri ben değiştirdikçe, buradaki hız değerlerini değiştirdikçe ona uygun hızda gidecek. Şimdi iki hızıyla gidiyor bakın. Tutar burada bir tanesini mesela y'yi eksi 2 yaparsam bakın nasıl ilginç bir şey olacak. Bu tarafa doğru gidiyor. Neden? Y'nin eksi tarafı aşağıda. Yani bunun işareti, bak bunu da eksi 2 yapayım. Durdurayım ve tekrar başlatayım. Bu sefer bu tarafa, yani X de Y de negatif tarafa gidiyor. Hızın değeri gibi işareti de önemli. Topun gittiği yönü ve hızı belirliyor. Şimdi durduruyorum. Hızları 2 olarak bırakıyorum. Ve tekrar başlatıyorum. Evet. Bunu gördük. Buraya kadar tamam. Sanırım anlaşılmayan bir şey yoktur. Peki şöyle yapsak diyorum. Y değeri şöyle çalıştırdığımda şuraya geldiğinde geri dönsün. Yani buradan seksin. Sekmesi demek ne demek? Şimdi Y hızıyla yukarı doğru gidiyor ya. Eğer ben bunu şuradaki 180 değerini geçer ise Y değeri hızı ters çevirirsem, yani işareti artıyken eksi yaparsam, buradan bu tarafa doğru gitmeye başlamasını umuyorum. Onu da şöyle yapacağım bakın. Burada şey yapıyor ya, artımları yapıyor. Şöyle yapayım. Bir tane if kontrolü koyuyorum. If değişkenlerden önce büyüktür koyalım. Şöyle büyüktür. Ne büyüktür? X koordinatı, yani pardon Y koordinatı büyüktür 180. Şuraya 180 yazayım. 180'den büyükse set
Neyle uğraşıyorum? Y ile. Yes, Pete. Operatörden çarpımı alıyorum. Bakın buna çok dikkat edin. Bu güzel bir nokta. Bunu eksi 1 ile kendisini çarparsam, yes, Pete'i, artı iken değeri eksi olur. Eğer eksi ise de yine eksi 1 ile çarptığımda bu sefer değeri artı olur. Bu benim çok hoşuma giden bir mantık. Şurayı iyi inceleyin. Eğer anlamadıysanız denerken göreceksiniz. Şimdi tekrar basıyoruz. Bakın ne olacak. Evet, yukarıdan sekti gibi. Şimdi aynısını şeye uygulayalım. Sağ tarafa. Yani x 240'tan şu 240 buranın maksimum x değeri. Şöyle yapayım. Bundan bir tane daha duplicate yapayım. Bunun tamamını şeye çevireyim. X'e çevireyim. X koordinatı neden büyükse? 240'tan büyükse. Hangi değeri? X pt'i. Şunu alıyorum. X pt buraya koyuyorum. Aynısını x için yapmış oldum. Eğer x koordinat değeri şurada 240 değerinden büyük olduğu anda x pt'i yani x hızını, x yöndeki hızını eksi 1 ile çarpıp ters çeviriyor. Bunu buraya koyalım ve bakalım ne olacak. Yukarıya çarptı, buraya çarptı, geri döndü. Bakın iki tarafa çarptı, geri döndü. Aslında şimdi tabii şey var. Bakın bu üst sınırı belirledik. Sağ sınırı belirledik. Altı ve sol tarafı da belirlememiz gerekiyor. Onlar nasıldır? Şöyle bunları yine böyle alalım. Bundan şöyle duplicate yapıyorum. Bu da şu demektir. X koordinat Y var önce. Aslında sıraları ters. Ben şöyle yapayım. Hiçbir önemi yok ama X Y şeklinde sıralı olduğu için böyle yapalım. Tamam. İki tane var. Şunu önce X'i düzelteyim. X buradayken 240'tan büyükse eksi 1 ile çarpıyordu. Bu tarafa çarptığındaki durumu düzeltmek için şunu yapmam lazım. Şuradaki büyüktür işaretini küçüktür işaretine çeviriyorum. 240 da sol sınırın x'i eksi 240. O zaman bunu eksi 240 yapıyorum. Şuraya hiç dokunmuyorum. Çünkü o sadece işareti değiştiriyor. Yani eksi x pit eksi ise eksi 1 ile çarpınca artı oluyor. Artı ise eksi oluyor. Aynısını buraya uyguluyorum. Bunu küçüktür yapıyorum. Şunu da eksi 180 yapıyorum. Burası. Artılar için burada, eksiler için burada var. Şimdi şöyle bunu yukarıya alalım. Bunları şöyle birleştirelim. Böyle 4 tane kontrol yapmış oluyor. Şimdi bakalım. Neler olacak? 0 0'dan başladı. Buraya çarptı döndü. Buraya çarptı döndü. Evet. Gördüğünüz gibi bütün kenarlara çarptıktan sonra geldiği açıyla duvardan duvara çarparak hareket ediyor. Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi bu sprite'ın ortasını alıyor x ve y koordinatı olarak. Biz ne yapmıştık? Lux'tan size'ı açalım tekrar. 40 yapmıştık. O zaman topun merkezi değil de yarıçapı olan 20'leri hesap edersek bu sınırları topun yarıçapı kadar geri çekmemiz lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın. Bunu niye atıyorsam sayıda dursun burada önemli değil. Şunu yapmam lazım. Değişken tanımlayacağım. Bir tane R top diyeyim. Topun yarıçapı olsun. Bunu da Lux'ta ne var? Size var idi. Neredeydi? Motion'da, Lux'ta. Evet, size. Şeye gerek yok. Olsun. Şöyle yapalım.
Bunu direkt buradan kullanabiliriz. Size diye bir değişken var ama yarı çapını ben hesap edeceğim. Tamam. Şimdi variables'tan şöyle yapıyorum. Burasını biraz karıştırır gibi oldu ama şimdi toparlıyorum. Set R top'u buraya koyuyorum. Yarı çapı. Looks'a gidiyorum. Size var ya, ha önce operatöre gideyim, bölü. Şimdi size gördüğünüz gibi şeyin çapı. Tamamı sprite'ın. Looks'a gidip bu size'ı şuraya koyup buraya da 2 yazarsam böylece topun yarı çapını bulmuş olurum. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yeni değişkenler tanımlayacağım. Burada 240'lar, 180'ler var. Bunların neyi ifade ettiğini değişken olarak burada tanımlayayım. Onu da şöyle yapacağım. Make a variable. X max yapalım. Maksimum x yani. Bir tane daha. X min. O da minimum x. Yine bir variable. Y max. Enter. Bir tane daha. Y min. Minimum y. Bunlar şuna karşılık geliyor. Şuradaki sınır yani 240 x max. Bunların hepsi ekrana gelmiş oldu. Şöyle koyalım. Birazdan kaldıracağız hepsini. Çünkü buradaki hareketi de yavaşlatıyor bunlar. X'in minimumu da eksi 240. Şöyle bunların hepsini setlerini yapayım. Bakın set x min kaç? Eksi 240. Eksi 240. Bir tane daha set x max olsun bu sefer. Neredesin x max? Yukarıda. Artı 240. Ve set y'nin maksimum minimumunu yapayım şimdi. Y minimum nedir? Eksi 180. Eksi 180 ve y maksimum. Y max. Bu da artı 180. Şimdi bakın ne yapacağım. Birinci yapacağım şey şu. Burada artık şu değerlerim var ya. Şimdi x koordinatı eğer x 240 yerine artık şunu koyuyorum. X max'tan büyükse, y koordinatı y max'tan büyükse ve x koordinatı küçüktür diyor. X min'den küçükse ve y koordinatı eksi 180 dediğimizde y minimum da yine aynı şey. Yani hiçbir şey değiştirmemiş oldum ama biraz sonra şu R topu ekleyeceğim işin içine. Bakalım her şey aynı olacak mı? Bir miktar yavaş ve sekmeli hareket ediyor. Çünkü buradaki değerlerin hepsini değiştirmeye çalışıyor. Daha doğrusu şunları değiştirmeye çalışıyor. Ama top hala duvarlardan sekiyor. Yalnız nasıl sekiyor? Bakın. Ortası oraya geldiği zaman. Biz nasıl istiyoruz? Tam kenarı oraya çarptığı zaman dönsün. Onun çaresi de şu. Şuralara bakın ne koyacağım. X max yerine operatörlerden eksiği koyuyorum. X max eksi değişkenim var benim. R top. Topun yarı çapı kadar. Hani şuradan değil de yani 240 ya burası. Onun yani topun yarı çapı kadar geriden şuradan bir yerden dönmesi lazım. Yani şuradan değil de şuradan dönmesi lazım. Topun yarı çapı. Topu size'ını değiştirdiğim zaman da düzgün çalışacak. Bir kontrol edelim. Sadece sağ için yaptık. Sağdaki duruma bakalım. Şimdi yukarıda taştı. Burada direkt şeyden bakın burada da ortası çarpınca, burada da ortası çarpınca, burada yine ortası çarptı ama burada kenarı, topun kenarı çarpınca sekiyor. O zaman şurada yaptığım düzeltmeyi bütün hepsine uygulayayım. Ne var? Burada y max var. Eğer
şunu yaparsam yine buraya operatörden y max eksi r top, topun yarı çapı kadar. Şuraya koyayım. Buradaki durum nedir? Burada durum eksi 240 artı bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Şimdi eksi 240 20 olduğuna göre yarı çapı. Şimdi şuradan değil de şuradan olmasını istiyorum. O da ne demek? Eksi 240 değil de eksi 220'den. Şimdi yarı çapı burada eksi işaretlerini kullanmıştım ya. Eksi max eksi r top. Ymax r top. Negatif bölgelerde toplama işlemini kullanıyorum. Şimdi neredeyim? Şunları yapıyorum değil mi? X minimum. Bunu alıyorum dışarıya. Operatörlerden bu sefer artıyı alıyorum. X minimum artı r top. Bunu da buradan çıkarıyorum. Operatörlerden şunu koyuyorum. Y minimum artı r top. Şimdi bakalım neler oluyor. Evet, top artık direkt kenarlara çarptıktan sonra dönüyor gibi. Aslında küçük bir mesafe kalıyor. Onu ben daha önce test ettiğim kadarıyla Sprite'ın gerçek boyu biraz daha büyük toptan. Ama önemli değil. O kadar detaya inmek istemiyorum. Yani bu koordinatları tanımanız, koordinatlarla iş yapmanız için bir uygulamaydı. Buna bir şey daha ekleyip bunu oyun haline getireceğim. Şöyle bütün bunların hepsini şey yapıyorum. Ekrandan kaldırıyorum. Çünkü onlarla işim bitti. Şöyle çalıştırdığımda evet bu şekilde şunu da deneyeyim. Ne yapmıştım? Topun yarıçapını büyüteyim. Şöyle. İşte R topu yani yarıçap, top yarıçapını size bölü 2 yapmamın sebebi buydu. Şimdi yine bu değişmiş olmasına rağmen hep top kenarlara çarptıktan sonra dönecek. Bakın bir miktar erken dönüyor. O şeyle ilgili tamamen dediğim sebeple. Yani böyle 0,80 gibi bir sayı kullanmamız gerekiyor. Ona girmeyelim, kafa karıştırıcı olacak. Şey koymak istiyorum bir de. O çok basit bir şekilde Motion'da Rotate bu programdan tamamen bağımsız 5 derece dönerek yapsın bu işi. Şöyle döne döne gidiyor. Ve yine eski boyuna getirelim. Eski boy derken artık boy önemli değil. Şöyle gözümün beğendiği bir boy yeterli. Şöyle. Ve tekrar bastığımda bu şekilde gidiyor. Hız değerlerine bakalım. X speed ve Y speed koymuştuk. Bunları 4 yapalım. 4 ve 4. Gördüğünüz gibi şimdi daha hızlı bir şekilde ve dönerek kenarlara çarparak gidiyor. Şimdi bunu bir squash oyununa nasıl çeviririz? 3 tane duvar var ve burada aşağıda bir tane raket gibi bir şeyimiz olması lazım. Onu yapalım. O da keyifli bir şey. Onun için şöyle yapıyoruz. Yeni bir sprite lazım ve bu sprite'ı şeyden değil. Buradan choose new sprite from file. Hazırlardan değil. Şuraya basarak paint new sprite var. Bununla basit bir sprite yapacağız. MagPie dergisindeki oyunda bunu daha detaylı kullanacağız. Şimdi çok basit bir şey yapacağız. Bakın şurada artı eksi var. Eksiye basınca tam ekran haline geldi. Yapmak istediğim şey de şu. Şu kareyi. Ha bu Paint Editor Windows'ta, Apple bilgisayarlarda, birçok bilgisayarda bulunan Paint programının çok benzeri, çok basit, kullanımı çok kolay bir Paint Editor, resim yapma programı. Şu kareyi seçiyorum. İçi böyle, rengini de şöyle nasıl olsun, şöyle bir mavi renk seçeyim. Şöyle olsun, sayın. Şöyle bir raket yapıyorum.
Okey diyorum. Burada kocaman bir şey oldu. Bunu küçültüyorum. Bu kadar büyük olmasına gerek yok. Evet, böyle iyi. Yer olarak neresi olduğu önemli değil ama şöyle şurada bir yerde durursa aşağı yukarı bunun şeyine bakayım. X pozisyon. Şu anda bu sprite'dayım. Y pozisyonunu açtığım zaman eksi 168'deymiş. Biraz daha aşağı çekeyim. Yerini öğrendim. Eksi 173. Yani eksi 173'te. Şimdi bunun scriptini yazacağım. Diğerininki neydi? Yeşil bayrakla başlıyordu, değil mi? Evet, bu da yeşil bayrakla başlasın. Aynı anda başlayacak çünkü. Şu Sprite 2'ye basıyorum. Bunun şu anda script alanı boş. Oraya kontrolden yeşil bayrağı koyuyorum. Bir tane forever döngüsü koyuyorum. Motion'dan go to xy'de 9,173. 173 bulunduğu yer zaten. Şuradaki 9'un yerine de şey koyuyorum. Neredeydi? Sensing'de mouse x'i koyuyorum. Bakın bu çok güzel bir şey. Mouse x gel buraya. Şuraya koy. Şimdi yeşil bayrağı bastığım zaman bakın mouse'un nereye götürsem oraya doğru gidiyor. Şurada y'si eksi 173'te sabit değişmiyor. Ama x'i bu mouse'un farenin, kursörün, imlecin artık hepsi aynı anlamda x'ini alıyor. Ve buraya kadar geldiğinde dışarı bile çıkıyor. Burada da aynı şekilde. Ben şöyle istiyorum. Şuraya geldikten sonra daha fazla gitmesini istiyorum. Hemen onun kontrollerini topa benzer şekilde yapalım. Bunu durdurduk. Hatta şöyle yapalım. Şuna basarsam bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Ben buradan bunu karşılamaya çalışacağım. Şu anda yalnız o aşamada değil. Sadece serbest olarak geziyor. Bunu kapattım. Şöyle yapacağım. Bunun size'ına bakayım. Sprite'ın Lux'tan size'ına baktığım zaman 48. 48 büyük evet genişliği. Şöyle yapacağım. Bu kadar olsun. Size'ını öğrendim. Şuraya şey koyacağım. Kontrol. Bu gayet basit olacak. If nereye koyayım? Go to x'e oraya gidiyor. Mouse x'e yerine de buna da değişkenler tanımlayayım. Variables. Ha, bu bütün hepsi için geçerli olarak ayarladığımdan burada görünüyor. Ben şöyle yapacağım. Burada bir hata yaptım. Aslında bakın make a variable derken for all sprites var, for this sprite only var. Okey dedim. Sadece bunun için tabi şey ismini yazmadım. For this sprite only x buna şey diyelim kaleci x kaleci. Okey. Bu sadece bunun için geçerli ve set x kaleciyi başlangıçta sıfıra eşitleyeyim. Sonra döngünün içinde şu olsun. Yine aynı şekilde set x kaleci pardon şeyi koymam lazım. Evet, set x kaleci mouse x olsun. Eğer şunu kontrolden bir tane asa buraya almışız zaten. Şu araya giriyorum. Bunlar olmasın, bu da olmasın. Şöyle. Eğer size'ı bunun kaçtı? 48'di. Parameter küçüktür.
Şuraya şeyi yazıyorum. Aslında o kadar da kötü olmamış. Y minimum, pardon. X kaleci, X minimum, şuraya eksi koyuyorum. Operatör, artı koyuyorum. Artı. Neden olduğunu şimdi anlayacaksınız. X minimum artı 24 yazayım bunu direkt. 24. Yani küçük s, bu işi yapmasın. Başına o zaman bunun not koymam lazım. Şurada var not bir tane. Şunu alıyorum. Bakın. Güzel bir uygulama yapmış olduk. Eğer x kaleci, x minimum bu taraf artı 24. Şunun yarısı kadar mesafe den küçük değilse anca şu seti yapsın. Ve go to x kaleci. Evet. Şimdi bakalım doğru yaptık mı? Biraz uzun, dediğim gibi uzun zaman olmuştu bunu yapalı. Çok iyi hatırlamadan yaptım ama evet. Şimdi orada çakılı kaldı. Ne yapalım? Tamam. Şöyle, şunların yerini değiştireceğim. Şu şurada olsun. Daima. Evet. Şimdi oldu. Bakalım. Evet, buraya geldiğimde kalıyor. Sağ tarafta gitmeye devam ediyor. Yani bunu eğer şöyle yaparsam, şimdi burada kalıyor. Aslında biraz daha 24'ü büyütmem lazım. Burada dışarıya çıkıyor. Şöyle yapacağım. Geri dönüyorum. Bir kere bu 24'ü deneme yanılma yapacağız. Deminki gibi size, maiz falan kullanabiliriz ama daha fazla karıştırmak istemiyorum. Bir daha deneyelim. Nereye geliyor? Biraz daha büyüteyim. 30 diyeyim. Biraz geçiyor çünkü. Yeşile basıyorum. Yeterli gibi. Fena değil. Ufak bir hata var ama çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bakın bunu çıkardım yine. Operators'dan or koyuyorum. Şuraya. Buna duplicate diyorum. Bunu birinciye koyuyorum. Şu ikinciye koyuyorum. Bunu da büyüktür işareti, şunu eksi işareti, x minimumu da alıp variables'dan x max koyuyorum. Şimdi x maksimum burası. 30 bu değil tabii ki şeyimiz bu. 30 gerisinden büyükse aynısının tersini yazmış olduk. Evet, şimdi deneyelim bu şekilde. Yeşile bastık. Şimdi sağ düzeldi. Sol. Şeyler yanlış. Or değil. And olması lazım. Yanlışım oldu. Şu and olacak. Yani bu ikisi şartında sağlandığı durumda. Hem şuradaki sınırdan geride olacak, hem şuradaki sınırdan ileride olacak. O zaman ancak go to x kaleciyi yap. Yoksa sen yine x kalecine mouse x'ini yerleştirmene devam et gibi bir şey. Şimdi baktım burada ve burada takılı. Şeye geliyorum. Şurada bakalım. Çalıştırdığımda evet. Duvara yakın bir yerde kalıyor. Peki, şöyle bir şey yapacağım. Bunlarla işim bitti artık. Bunu ve bunu ve bunu çıkarıyorum.
Bu sprite'ların şöyle güzel bir özelliği var. Sensing'de nereye koyalım bunu? Döngü nerede? Goto XY'de. Ve Goto XY'den hemen sonra bir tane kontrol if, evet bir tane if koyuyorum. Şöyle dışarıda yapayım, sonra yerine koyarım. Sensing'de touching color diye bir şey var. Eğer şu renge temas ediyorsa, değiyorsa bir şey yapsın. O da şöyle, bakın rengi şöyle burası çok önemli, dikkatinizi verin. Şuradaki renge tıkladığım zaman bir damlalığa dönüşüyor. Gidiyorum şu şey vardı ya, kaleci. Kalecinin üzerinden tık renk alıyorum. Evet, bu renk oldu. Şimdi touching color. Eğer bu oluyor ise bir şey yapsın. Sound yükleyelim. Import. Effects. Bu değil. Şöyle yapalım. Her zaman beğendim. Pop'u kullanalım. Okey. Voice pop. Şimdi geri dönüyorum script'e. Sound play pop. Ve bunu goto x'ye koordinatının olduğu yere. Şimdilik oyunun bir adım daha şeyine gelmiş oldum. Şimdi bakın ne yapıyorum. Topu değdirdiğim zaman ses çıkıyor. Ben ses çıkaracağına şunu yapsam, şeyi kaldırsam, evet, şu ses hem sesi çıkarsın, tamam, doğru. Play sound. Ha, bu arada Raspberry Pi'de çalışırken yine burada zorluk çekiyorsanız, bunları daha önce anlattığım gibi şöyle ayrı ayrı parçalar halinde içlerini yazıp sonra birleştirip sonra doğru yerine koyabilirsiniz. Onun çaresi oydu. Sanırım yeni versiyonlarda bu düzelecek. Wayland'le çok daha hızlı olacağını tahmin ediyorum. Raspbian Wayland geliyor. Ne olduğuna ileri derslerde bakarız. Şimdi bu pop sesini çıkarıyor ama bir de şunu yapsın. Şimdi Y istikametinde yönünü değiştirsin değdiği anda. Onun da çaresi neydi? Y şundan, Y speed duplicate deyip şöyle koyuyorum buraya. Ve nerede o play? Evet, şöyle. Şimdi bakalım ne olacak. Şimdi normalde zaten aşağıya çarptığında dönüyor. Ama bir de rakete çarptığında ne olacak? Ona bakalım. Hem pop sesi çıktı hem de duvara çarpmadan anında geri döndü. Böylece karşılıyorum. Peki şimdi şöyle yapmam lazım. Şu alt sınır kontrolü vardı ya, yani Y minimum kontrolü. Eğer Y koordinatı Y minimumdan küçükse, evet, V top değil de bunu çıkarıyorum. Bunu da çıkarıyorum. Toplamayı da çıkarıyorum. Buraya Y minimumdan küçük ise şeyi değiştirmesin. Koordinatını değiştirmesin. Bakın şu olacak. Y minimuma geldiği zaman artık oyun bitecek. Oyun bitsin. Ama şöyle bitsin. Sound bir tane daha sound yükleyelim. Import pop'u kullandık. Neler var? Peki efektlerin haricinde elektronik var. Şurada olsun.
Çok hoş değil ama. Zoom. Tamam. Şunu okey diye aldım. Zoop. Neyse. Script'e gidiyorum. Play. Zoop desin. Yalnız bu sefer şöyle olsun. Hatırlarsanız until'dan vardı. Until'dan ve kontrolde şey de desin. Looks. Say. Sadece şöyle olsun. Say. Kaçırdım. Olsun. Zoop desin ve şey yapalım. Buradan bir yerde şey vardı. Stop script vardı. Stop yani sesi de şey yaptıktan sonra bitsin ve böyle. Şimdi bakalım. Umarım olmuştur. Şöyle başlattık. Önce karşılamaya çalışayım. Bakın karşıladı. Yine karşıladı. Bu sefer karşılamayayım. Bakayım ne olacak. Kaçırdın dedi ve oyun bitti. Yani ben ne yaparsam yapayım devam etmiyor. Tekrar yeşile basmam lazım. O kısmı geliştirebilirsiniz. Yani skor yapabilirsiniz. Programcılıkta bundan sonrasını biraz size bırakıyorum. Programın bu gayet kısa ve basit program oldu. Şöyle yapalım. Koordinatları çalışmak için arka planı, background'ı şu XY grid kullanmıştık. Çok lazımdı. Koordinatları öğrendik böylece. Şimdi şey yapalım. Indoors. Indoors yok. İçeride oynanmaz. Outdoors. Şu şeyde oynayalım. Brick wall 1 var, 2 var. Şu güzel gibi. Bunu da oynayalım. Ha, çok şahane. Şu eskisini siliyorum. Şöyle oynamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi topu bu şekilde karşılıyorum. Bir sefer de kaçırayım. Şöyle. Kaçırdın. Oyunun tekrar başlamasını, puanlamayı size bırakıyorum. Geneli bu. Ben seslerden hoşlandığım için şu kenarlara çarptığı zaman içinde ses koymak istiyorum buna. Çok kolay bir işlem olduğu için az zamanımızı alır. Sonra bu bölüm bitecek. The Magpie'daki oyuna başlayacağız. Buradaki öğrendiğimiz bilgileri kullanacağız. O da çok zevkli, güzel bir oyun. Şey, ne yapıyordum? Sprite, Sounds, Import. Bunların hiçbiri güzel değil. Effects, Human, Instruments. Instruments'e bakalım. Çok uzun. String Plunk güzel. Bunların hiçbirini beğenmedim. Efektlerden kısa şeyler. Şurada Water Drop vardı. Tamam, Water Drop'u bir alalım. Ve script'in içinde sound'dan şuralara koyabiliriz. Bakın. Şunların hepsi birer çarpma şeyi. X chord maksimum. Sağ duvara çarpma. Şurası. Aynısından Y chord, Y maksimum. Burada da olsun. Aynısından burada da olsun. Buralara birer tane bundan koyunca şu olacak. Oyunu başlattığımda ki sahnede başlatayım bu sefer. Evet. Hem rakete çarptı hem
Evet, oyun böyle. Puanlama sistemini, skoru, game over'ı vesaireyi size bırakıyorum. Mantığı bu. Şimdi kaçırarak oyunu bitiriyorum. Kaçırdın. Oyun bitti. Ben istediğim kadar raketi oynayayım. Script sona erdi. Evet, bu ders de böyle. Şimdi bu dersi burada noktalıyorum. Bir sonraki ders The Magpie dergisinin 4. sayısındaki oyun olacak. Çok güzel bir oyun. Kurbağanın dereden karşıdan karşıya geçmesi. O derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.